nesi var ki cihan? Bu cihana sığmaz. Yersiz yursuz cevher benim. Mekana sığmaz. Bende su var ki cihan, ben bu cihana sığmazam. Bende su var ki cihan, ben bu cihana sığmazam. Sessiz yursuz ceher benim mekana sığmazam. Bende su var ki cihan, ben bu cihana sığmazam. Sessiz yursuz ceher benim mekana sığmazam. Zerre benim, güneş benim, çapen cüşe sırlar benim. Her şey açık ve meydanda, ben bu cihana sığmazam. Bende su var ki cihan, ben bu cihana sığmazam. Nesi var ki cihan, ben bu cihana sığmazam. Sessiz yursuz ceher benim mekana sığmazam. Nesi var ki cihan, ben bu cihana sığmazam. Sessiz yursuz ceher benim mekana sığmazam. Etlerimi cımbızla çekmez miyim? Bu lime lime etmez miyim? Neyse, Allah aşkına bir dur. Ne yeri ne de sırası. Ya inşallah kötü bir şey değildir. Kes sus. Ağzından yer alsın. Doktor bey, ne çıktı sonuçlar? Korkulacak bir şey yok. Hamilelik aylarında çok normal şeyler bunlar. Fazla yormasın kendini. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ne? Ah, hamile miyim? Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Tebrik ederim canım. Teşekkür ederim yani. Halil de çok sevinecek. Tabii ki çok sevinecek. Herkes sevinecek. Anacığım. Bu bebek bizim uğurumuz olacak. İnşallah kızım. İnşallah. Çok şükür. Ne? Ne diyorsun sen ya? Ya sen bunca zaman böyle bir şeyi benden nasıl saklarsın? Bana bak, bahanelerin umurumda bile değil. Ne olacak şimdi ha? Ne olacak? Delirdin mi sen? Burası olmaz. Hayır, buraya gelemez. Sonra konuşuruz. Sakın ben haber verene kadar hiçbir şey yapmam. Sakın. Ne oldu Elif? Rahatsız ettiysem sonra da... Yok, önemli bir şey yok. Söyle. Yani... Böyle şeyler nasıl konuşulur bilmem ben. Zaten başıma da ilk defa böyle bir şey geldi. Kimseye de bir şey diyemiyorum. Allah Allah, söylesene ne oldu? Dedim ki en iyisi açık açık konuşmak. Hem biz zaten bir aileyiz değil mi? Yani öyle gizli saklı olmaz. Neyse ne. Konuşuruz, olur biter. Aynen öyle. Söyle bakayım, derdin ne? Ne istiyorsun? Yok. Bir şey istemiyorum da... ...sana bir şey söylemem gerekiyor. Ya da belki gerekmiyor. Ama yani ben böyle içinde tutabilen biri de değilim. Yani içim dışım birdir benim. Beceremem de zaten. Yüzüme yansır her şey. En güzeli
Ben dürüst insanları severim. Ama anladığım kadarıyla bu konu galiba biraz seni zorluyor. Bana bak kız. Yoksa senin sevdiğin biri falan mı var? Hı? Peki. Söyle gidelim çözelim. Hı? Sen. Elif. Bana bak. Bak sen çok iyi bir kızsın. Senin üzülmeni hiç istemem. Ama benden sana yar olmaz. Biliyorum yani sen Fransalarda büyümüşsün. Ben köyden geldim. Bana dönüp bakmayacağını biliyordum. Kusura bakma ben seni rahat... Elif. Elif, konunun seninle ilgisi yok. Mevzu benim. Ben namluların ucunda yaşarken kimse yolumu gözlesin istemiyorum. Anladın mı? Ben yine de seni bekleyeceğim Ateş. Teyze. Dur. Yavaş otur. Tamam dur. İyi misin? Kırık ilaç baba. Senin ilaçların nerede? Yukarıda dur. Raziye kızım şu teyzemin ilaçlarını bulun gel hemen. Tamam abi. Üzüntüye boğulup bir tane yürek mi dayanır? Geldim bak. Ne oldu? Görüyorum. Anacığım. Neyin var iyi misin? Dayanmay yüreğim. Yani dayanmay. Hele bir havam iyi olsun. Ben başka bir şeycikler de istemem. Ya olur. Korkuttun bizi de. Olur. Merak etme. Ya seni bir kontrole götürelim. Leyla'ya söyleyelim de halletsin. İstemez. İstemez. Bir gelsinler hele bir hayırlı haberiyle gelsinler. Geldi yengemler de. Hoş geldiniz. Gel kızım. Ne oldu? Ne yaptınız? İyi misin kızım? İyiyim Cezayir abi. İyice bir baksalardı. Baktılar. Size bir müjdemiz var. Sen söylemek ister misin abla? Bebeğimiz olacak. Oo, güzel habermiş. Köpeğimiz olsun. Ay, vermezseniz kaldım ben. Kul sıkışmayınca hüzün yetişmezmiş ya. Rabbim acıdı halimize de kurtarıverdi ya bizi. Avam. Hayırlı olsun. Allah analı babalı büyütsün inşallah. Teşekkür ederim Raziye. Kızım, üzülme sen kızım. Senin de sıran gelecektir. Değil mi? Ya hayırlı uğurlu olsun kızım. Çok sevindim. Çocuk evin neşesidir. Ya bize de böyle bir neşe lazımdı bu ara. Ha? Teşekkür ederim Cezayir abi. Halil'e de sen söylesen. Yok, o kadar da değil. Bunu gidip senin söylemen lazım. O Halil gene bir densizlik eder diye korkusundan diye mi? Ne densizliği edecekmiş? Uşağı olacak onun. Uşağı. Bak kızım bundan sonra sen artık anne sayılırsın.
Bunun için de elinden ne geliyorsa yapacaksın. Ben de arkandayım. Tamam? Tamam. Vay be. Bebek geliyor. O zaman ben gideyim. Hadi koş git söyle. Leyla. Fena fikir değilmiş. Yok artık. Buyur anne. İstemez. Kendi işimi kendim görürüm. El ayak muhtacı değilim çok şükür. Halil. Ben bugün hastaneye gittiydim. Doktor bana dedi ki... Benim yüzümden oldu. Hakkını helal et. Ama git diye boşuna demiyorum ama kimseye anlatamıyorum ki. Senin sayende başımıza gelebilecek en güzel şey geldi Halil. Bebeğimiz olacak. Hep hayalini kurduğumuz bebek geliyor Halil'im. Baba olacaksın. Bu bebek bizim uğurumuz olacak. Her şey eskisinden de güzel olacak Halil'im. Bu halimle mi abla? Kendi işimi bile göremiyorum ya. Ya şu paltoyu giyeceğim diye bir saattir paralandım durdum. Ben bebeği kucağıma nasıl alacağım? Nasıl koruyup kollayacağım onu? Anlat bana. Halil. Ben nasıl baba olacağım abla? Halil. Hani derler ya baba dediğin ağaç gibidir. Gölgesi yeter diye. Senin de öyle halinim. Sadece varlığın yeter. Senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Her şeyi ben yapacağım, halledeceğim halinim. Sen sadece bizim yanımızda ol, o yeter. Yetmez abla. Bana yetmez. Halil. Benden baba falan olmaz abla. Benden hiçbir şey olmaz. Vazgeç tamam. Kendini de... bebeği de kurtar. Bosna-Hersek Savaşı'nda aileni kaçırıp katledenler akrepler denen bir silahlı birlik. Çoğu yakalanıp hapse atılmış. Eski Yugoslavya Yüksek Ceza Mahkemesi tarafından mahkum edilmişler. Ama üç kişi hariç. Bunlardan bir tanesi Radovan Samaç. Bir kişi daha var. Avukat Ahmet Köklüoğlu. Eğer onu bulabilirsen daha fazla bilgi edinebilirsin. Adresi dosyada yazıyor. Merhaba, Ahmet Bey ile görüşecektim. Hoş geldiniz, buyurun. Ahmet Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ayakta kalmayın, buyurun oturun. Evet. Mesele nedir? Boşanma davası. Ben sizinle Radovan Samaç hakkında konuşmak istiyorum. Bu ismi nereden duydunuz? Nereden duyduğumun bir önemi yok. Radovan Bosna Savaşı'nda bütün ailemi katledenlerden biri. Kendimi bildim bileli onu arıyorum. Anlıyorum. Bunun için geldiyseniz Radovan hikayesini de az çok biliyorsunuzdur. Yani mahkemede yargılanmadıklarını ve kaçak olduğunu biliyorum. Ayrıca siz de davaya Türkiye adına müdahil olmuşsunuz. Evet. Uzun zaman önceydi. Ne yazık ki yargılananların çoğu fazla ceza almadılar. Radovan Samaç hakkında ne biliyorsunuz? Dediğim gibi uzun zaman önceydi. Savaş sırasında Akrepler adlı bir gruba tabiydi.
o ve iki arkadaşı yargılanmamak için ortadan kayboldular. Bir daha da izlerine rastlanmadı. Peki hiçbir bilgi yok mu yani? Çevresi, ailesi, arkadaşları? O vakitler ailesi hakkında bir takım bilgiler edinmiştim. O dosyayı da sizden önce gelen birine verdim. O da sizin gibi bu meseleyi araştırıyormuş. Kime verdiniz? Çok acayip bir ismi vardı. Cezamı... Ceza... Hatırladım. Cezayir. Cezayir Türk. 15'i nerede? Çok fena grip olmuşmuş da bugün gelemeyecekmiş. Yersen. İşten kaytarma yer arıyor. Ulan oğlum bir durun. Adam belki de gerçekten hasta. Ya kurban baba ben bilmez miyim onu? Eğer o hastaysa benim adım Ateş değil. Ya reis şunun bir kulağını çeksen ya. Lan oğlum tamam. Allah Allah. Biliyorum adamın derdi var. Ben biliyorum. Farkındayım. Tamam. Neymiş derdi reis? Zamanı gelince söylerim. Dayı bak geçen pilot mezununda da böyle etti. Vallahi ben geceleri uyuyamadım ha. Şimdi sen pilot musun değil misin? Dursun sen bu akşam bir istihareye yat. Belki rüyanda görürsün. Evet. Mavranımız bittiyse işimize dönelim. Başımızda iki tane büyük dert var. Bunlardan bir tanesi Amerika'nın bize koyduğu ambargo yüzünden silah satamıyor olmamız. İkincisi ise bu Zeydan'la besmelesizi ortadan kaldırmamıza rağmen Erman'ın uyuşturucu ticaretine hala aynı yoğunlukta devam ediyor olması. Cezayir, şu an satış yapamıyoruz ya. Acaba silah üretimini de geçici olarak durdursak mı? Ne dersin? Hayır, durdurmayacağız kurban. Tam kapasiteyle üretmeye devam edeceğiz. Ben bir şekilde bu ambargoyu delmenin bir yolunu bulacağım. Amca sen de biliyorsun ki bu silah satışını devlet gözetiminde yapmazsak silah kaçakçısı muamelesi görürüz. Ambargoyu nasıl delersek delelim, eninde sonunda bunu devletin bilgisi dahilinde yapmamız gerek. Merak etmeyin dediğim gibi bir şekilde bunun bir çözümünü bulacağım. Ama benim asıl canımı sıkan bu mal karalığıyla süslünün durumu. Benim masamdan kalkıp gidip uyuşturucu işine bulaşmış olmalarını hazmedemiyorum. Çanaklarına ne doğradılarsa kaşıklarında onu görecekler. Yerlerini, yurtlarını biliyoruz reis. Sen icazet ver, köklerine kibrit suyunu dökelim. Tamam, yerlerini biliyoruz da herifler de beklemiyor ya gidip çökelim diye başlarına. Çoktan ortadan kaybolmuşlardır bile. Hiç zannetmiyorum. Bence güvendikleri bir şey var. Telefonda amcamı nasıl tehdit ettiler görmediniz mi? Nusk ile uslanmayanı etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir demişler. Aynen öyle kurban. Sırada kötek yani dayak kaldı. Nasıl bir kötek atmamızı istersin reis? Bir değil. İki kere atacağız o dayağı onlara. 24 saatleri var. Bu süre içerisinde gittikleri yoldan dönmezlerse sürenin sonunda cenaze namazları kılınır. Hala demedin dayı. Dayaklar nasıl atılacak? Ateşli Habib, Süslü'yü ziyarete gideceksiniz. Ömer, Dursun, siz de Malkaralı'yı ziyaret edeceksiniz. Sıkın ama öldürmeyin. Tamam reis. Anlaşıldı dayı. Dayı beni neden çocuklarla göndermedin? Seni çocuklarla neden göndermedim? Çünkü yakında baba olacaksın Halil. Benden baba falan olmaz dayı. Ben yarım bir adamım. Halil baba olmak için kol değil yürek lazım. O yüreğin içinde de merhamet ve bitmez, tükenmez bir fedakarlık. Bütün bunların hepsi benim bildiğim
Sende var. Sende var oğlum. Bundan sonra Hava ile beraber de olamam. O bebeğe baba da olamam. Beni affet dayı. Bütün bunların hepsini karşıma dikilip dayı ben Hava'yı kaçıracağım demeden önce düşünecektin. O Halil öldü dayı. Öldü. Bari sen biraz babalık et bana. Sen biraz anla beni. Hala Hava'yı görünce aşuram sızlıyor. Kimseye anlatamıyorum ki. Hamile olduğunu duyunca şurama bir şey oturdu. Gitmiyor dayı. Gitmiyor. Herkes mutlu. Bir ben değilim dayı. Allah'ını seversen boş bırakma beni dayı. Yardım et bana. Allah'ını seversen. Biz de seni uyuyorsun sanıyorduk kızım. İyi misin? Değilim. Halil mutlu olacak sanarken daha da perişan oldu. Ne beni ne bebeğini kabul etmiyor Leyla abla. Ben artık Halil'i tanıyamıyorum. Halil gerçekten ölmüş. Ya belki de onun dediğini yapmak lazımdı. Gerçekten üstelememek daha iyidir belki. Ben bebeğimle, içimde Halil'den bir parçayla yaşamaya devam ederim. Bak şimdi. Ben Cezayir'i tanıdığımda 20 yaşındaydı. Yakışıklı, yerinde duramayan, İçi içine sığmayan bir gençti. Görür görmez aşık oldum. Sonra aradan yıllar geçti. İşinden başka hiçbir şey düşünmeye, geceden geceye gördüğüm bir adam haline geldi. Ben o adamı da sevdim. Sonra öldü. Öldü bildim. Hiç yanımda olmayan o adamı da sevdim. Döndü. Ama döndüğünde bambaşka bir Cezayir vardı. Ben onu da sevdim. Ördüğü duvarların arkasında yalnız yaşayan, benden her şeyi gizleyen o adamı da sevdim. Huysuz, ihtiyar, yaşlı bir adam olacak. Eminim ben onu da çok seveceğim. Çünkü aşk, gerçek aşk, tek bir kişiye duyulmaz. Aşık olduğun kişinin her halini seversin. Ama çok zor Leyla abla. Yani ben senin gibi değilim ki. Zor, doğru, çok zor. Ama insan dönüşür, değişir. Hayat değişir, koşullar değişir. Halil de değişti. Yine değişecek. Zaman gelecek, yine değişecek. Sen onun her halini sevebiliyorsan yanında kal. Ama yok, ben yapamam diyorsan bebeğinle kendine yeni bir hayat kur. Bilmiyorum. Ben yapabilir miyim bilmiyorum. Bileceksin. Bilmek zorundasın. Çünkü artık karnında hayatı sana bağlı bir bebek var. Bundan sonraki aldığın her nefes onun için.
Zahir Türk. Elbet senin de bu dünyada bizim gibi düşmanların olacak. Ama şunu asla unutma. Seni en yakınındaki dostun vuracak. Tansiyonumuz biraz yüksek. Haplarınızı kullanıyor musunuz? Arada aksatıyorum doktor bey. İşten güçten unutuyorum işte. Aksatmadan devam edin. Şimdilik endişe edilecek bir durum yok. Ama bir dahaki sefere hastaneye gelmenizi isteyebilirim. Tamam doktor bey. Geçmiş olsun. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Babacığım, neden bu haldesin? Kötü bir şey mi oldu? Berfin'im, güzel kızım. Ben senin İstanbul'dan gitmeni istiyorum. Seni bu halde bırakıp hiçbir yere gitmem baba. Bak lütfen artık benden bir şey saklama. Olanları biliyorum. Sen de mi tehdit etti o iti oğlu iti? Allah belasını versin. Onu o gece buraya getirdiğimde kafasına bir tane sıkaydım. Yok. Bu iş böyle olmayacak. Seni ondan kurtaracağım Berfin. Babacığım ne olur seni kaybedeceğim bir şey yapma. Ne ölmeni ne cezaevine girmeni yüreğim kaldırmaz. O köpeğin eceli geldi. Ya biz o beladan kurtulacağız ya o belaya düşüp ecelimiz ondan gelmesin diye dua edeceğiz. Sen ciddi misin? Öldürecek misin Vedat'ı baba? Masa varken bir şey yapamıyordum kızım. Ama artık ortada masa falan yok. Cezayir de kızamaz bize. Bu gece bu işi halledeceğiz. Hadi abicim sallanıyorsun, sallanıyorsun. Abi, bugün pek mi sinirlisin? Ne yapayım ha? Halimize bak. Erman desem aramız kelek. Ece Zahir karısıyla çalışmamı istemiyor. Abi bak, ne güzel kuru gıda işindeyiz zaten. Niçin dersiz başına dert arıyorsun ki? Ne oldu oğlum sana böyle ha? Sen niye yumuşadın? Senin rüyana aksakallı dedeler mi giriyor? Bize girse girse kuyruklu şeytan girer. Tövbe estağfurullah. Efendim Berfin. Bu akşam bize yemeğe gelebilir misin? Ceza ile ilgili önemli şeyler var. Ne öğrendin? Şey, karısıyla ilgili. Tamam, geliyorum. Tamam, görüşürüz. Geliyor. Bu nedir? Badem çorbası efendim. Bunu sevmedim. Bir daha bunu yapma, tamam mı? Tamam efendim. Şu? Vişne yaprak sarma. Bir tadayım ben bunu. Tabii ki efendim. Evet. Çok güzel bu. Bunu her hafta menüye ekle, tamam mı? Emredersiniz efendim. Şu? Kadın butuk köfte efendim. Ha. Erman Bey, bunu görmeniz lazım. Malkaralı gönderdi. Zeydan ve besmelesiz aramızdan ayrıldı demek.
Su testisi su yolunda kırılır. İkisi de zincirin en zayıf halkalarıydı zaten. Malkaralı ve Süslü için adamlarımı göndereyim mi? Ne için? E tabii Cezayir'den korumaları için. Yo sakın. Masrafı artırmayalım ya. Masraf mı? Evet masraf. Ben Malkaralı ile Süslü'ye yatırım aracı olarak bakıyorum. Onlara bir sürü para harcadım. Ya onlardan kazanmam lazım değil mi? Bırakalım kendi işlerini kendileri halletsinler. Ama bu Cezayir ikisini de öldürürse yatırımınız da batmış olur. Bak ben masanın dağılmasını sağlayarak fazlasıyla kâr ettim zaten. Bundan sonrası olsa olsa kârdan biraz zarar etmek olur. Yani o kadar da açgözlü olmamak lazım. Ha şu ne? İçli köfte efendim. Ne oluyor lan? Sana amcamdan bir mesaj getirdim. Amcam dedi ki, söyleyin ona, aklını başına alsın. Yoksa ben onun olmayan aklını alırım. Buna iyi bak Süslü. Aç elini. Aç ula. Aç lan. Reis dedi ki beni bu bombayı kullandırmak zorunda bırakmasın. Hadi eyvallah. Gel. Hani hastaydın sen 15'li? Reis, gerçeği söylersem izin vermezsin diye düşündüm. Meğer sen gerçeği biliyor musun? Gerçeği? Hangi gerçeğin? Gerçek o kadar çok ki. Ailemi öldürenlerin peşinde olduğumu. O mesele. Atakan mı söyledi sana reis? Bu çocuğun ailesi Bosna Savaşı'nda katledildi. Devlet de çok küçük yaştayken bunu bizim ailemize verdi. Sana anlatmıştım, hatırlarsın. Evet. 15'li çok uzun zamandır ailesini katledenlerin peşinde. Ama bu adamlar en az Erman kadar tehlikeliler. Yıllarca onu uzak tutmaya çalıştım. Ama benim sözümü artık dinlemiyor. Hatta bu yüzden beni abilikten reddetti. Aranızdaki kavganın sebebi şimdi anlaşıldı. Peki kim böyle? Akrepler diye bir grup. Hayatta kalan 3 üyesi var. 15'li onları bulmak için her türlü deliliğe kalkışabilir. Senden ricam onu koruyup kollaman. Eyvallah. Tabii yaparım. Elimden geldiğince de yapmaya çalışıyorum zaten. Ama intikam peşine düştüyse onu bu saatten sonra ben bile vazgeçiremem bence. Ama en azından
kontrolün senin elinde olmasını sağlayabiliriz. Sana bir avukatın ismini vereceğim. Reis, avukattan aldığım belgeyi görmem lazım. Onu bana ver. Olur. Al. Ben bu kadar kolay vereceğini düşünmemiştim. İyi de işime yarayacak her şeyin üstünü çizmişsin. Ben değil 15'te bana bu dosyayı veren avukat Ahmet. Ona da resmi makamlardan böyle gelmişim. Kim bilir dosyanın orijinali nerede saklı? Yani ben şimdi buradan şunu mu anlamalıyım? Radovan Samaç yaşıyor ve Sırbistan devleti onu koruyor, öyle mi? Bir savaş suçlusunu korumak herkesin harcı değil. Bunu yapamazlar. Belli ki daha yukarıdan birileri bunları kolluyor. Yani Atakan haklıymış demek istemiyorum ama harbiden Atakan haklıymış. Ama ne olursa olsun, ölü ya da diri, o Radovan'ı elime geçireceğim. Sağ ol reis. Otur. Söyleyeceklerim daha bitmedi. Atakan'la konuşurken ağzından bir takım şeyler daha aldım. Daha doğrusu o anlattı. Bu Radovan'ın bir kız kardeşi varmış. Kız kardeşim yaşıyor muymuş? Hı-hı. Radovan askerdeyken doğdu tahmin ediliyor. Onun ailesi de seninki gibi savaş sırasında katledilmiş. Savaştan kaçan Müslüman komşuları bu kızı evlat edinmişler. Sonra da buraya göç etmişler. Kızın tahminen 27-28 yaşlarında olduğu düşünülüyor. Yani bu aile nerede reis, nerede yaşıyorlarmış? Bu aileyi bulsa Müfit bulabilir. Onunla konuşurum. Sonrasına birlikte bakarız. Birlikte mi bakarız? Bana yardım mı edeceksin? Bunda şaşıracak ne var? Size daha önce de söyledim 15'te. Siz benim dava arkadaşlarımsınız. Benim silah arkadaşlarımsınız. Siz nasıl benim ailem için kendi hayatınızı, canınızı tehlikeye atıyorsanız, benim de bunu yapmamam için bir sebep yok. Reis, benim sana bir şey söylemem lazım. Ben aslında Müfit için çalışıyorum. Beni sizin aranıza sokan da o. Biliyorum. Atakan'ın Müfit'le çalıştığını öğrenince aklıma ilk sen geldin. Sonrasına biraz baktım. Evet, öyle olduğunu gördüm. Ne yapayım? Şimdi seni kapı dışarı mı edeyim? Hı? Döveyim mi? Ne yarar? Ben adam kaybetmenin değil, adam kazanmanın peşindeyim 15'te. Şimdi senden ricam şu. Benim bunu bildiğimi Müfit'e söyleme. Ve Müfit'le hiçbir şey olmamış gibi aynı şekilde çalışmaya devam et. Yaptığın şu iyiliği bana hiç kimse yapmadı reis. Eyvallah. Bana bak. Koca adam. Sakın ağlayayım mağlayayım değil mi? Kalkar kafanı gözünü kırarım ha. Gel lan buraya. İşine gücüne bak. Tamam reis. Eyvallah reis. Hayatımda hiç bu kadar küçük düşürüldüm hatırlamıyorum süslü. Bu
Ulan Cezayir, vakti zamanında senin için kaç kişiyi karşıma aldım kim bilir. Adi şerefsiz herif. Bir adamın değerini anca adam olan bilir. Cezayir adam mı? Bizim kıymetimizi bilsin. Milyon dolarlar kazandırdık ona, milyon dolarlar. Homer'i öldürdü, attı bizi Erman'ın kucağına. Evet. Yetmedi, masayı da attı. O da yetmedi, köpeklerini salıyor üstümüze. Ama hata bizde. Vallahi de bizde, billahi de bizde. Nesi bizde birader? Ya biz buna reis sensin, raconu da sen kesersin deyip tepemize çıkartmadık mı? Onu diyorum. Onu biz değil, Sandıkçıoğlu'yla Cancalağ yaptı. Hani, hani neredeler şimdi? Kalıbımı basarım. O kel Vedat'ı da alıp Cezayir'e aman dilemeye gitmişlerdir şimdi. Gitsinler bakalım. Gitsinler. Hala o Cezayir'in eteğini öpüyorlarsa yuh olsun onlara. Şimdi biz ne halt edeceğiz? Sen onu bir de ele. Yani kuyruğumuzu sıkıştırıp kaçacak halimiz yok değil mi? Ne kaçacağız birader? İşimize gücümüze bakacağız. Senin de benim de aslanlar gibi silah fabrikamız var. Bana silah fabrikası deme. Neden? Ben de çalışacak bir tane bile işçi kalmadı. Hayırdır? Ya ambargoyu duyan toz olup gitti. Neyse, ziyanı yok. Benim fabrika üzerinden devam ederiz. Veririz silahımızı, alırız uyuşturucumuzu, çarkımızı döndürürüz birader. Ya Malkaralı, ben derim ki öncelikle şu Cezayir'in kiminle aşık attığını iyice bir öğrenmesi lazım. 5-10 tane adam topluyor yanına, artistlik yapıyor. Biz de toplayalım adamlarımızı, görsün bakalım. Ha, vurmaya falan kalkarsa da kim kimi vuruyormuş gösteririz. Madem güzellikten anlamadı, o zaman bizden günah gider. Bundan sonra dişe diş, kana kan. Dişe diş, kana kan. Cezayir, Sandıkçıoğlu'yla Cancalağ'a geldiler. Niçin gelmişler? Niye gelecekler? Elaman biz ettik, sen etme demeye gelmişlerdir. Alayım mı içeri? Al içeri. Onlar buradayken sen de kal. Eyvallah. Buyurun ağalar. Selamun aleyküm Cezayir. Aleyküm selam. Biz özel konuşmak istiyorduk Kurban kardeş. Kurban yabancı değil. Ne konuşacaksanız onun yanında konuşabilirsiniz. Cezayir, biliyorduk. Sağ para dedin mi, ticaret dedin mi, hey heyleniyorsun. Ama güzel kardeşim benim, biz ha bu masayı bunun için kurmadık mı? Sen memleketteyken masanın işlerini bir gün olsun aksatmadık. Arkandan iş çevirmedik. Ama sen ne zaman Erman'la dalaşmaya başladın, sanki gözünün önüne bir perde indi. Masayı da bizi de unuttun gitti. Ya haklı söz haksızlığı Bağdat'tan çevirir. Allah aşkına söyler misin? Biz bu kadar mı haksızlık ya? İsterseniz size şöyle hatırlatayım. Bu masayı kurarken ilk hedefimiz para kazanmaktan ziyade memleketin silah satışını arttırmaktı. Başardık da. Her şey güllük gülistanlıkken, cebiniz para dolarken, keyfiniz yerindeydi. Hiçbir sıkıntı yoktu. Ama
Ne zaman ki Erman'la dalaşmaya başladık, herkesten çok siz sızlanmaya, siz ağlamaya başladınız. İyi günümdeyken arkamdan iş çevirmemekle adam olunmaz beyler. Önemli olan kötü günümdeyken nasıl durduğunuzdur. Siz sınıfta kaldınız. Cevabınızı aldınız herhalde. Cezayir. Pişman ol dememizi bekliysen, aha da diyorum sana, pişmanım. Hepimizin silahlarına ambargo kondu. Kara gün diyeceğim. Aha bundan daha kara gün mü olacak? Dostluk diysen, sağa kara gün dost olmaya geldik. Yalnız taş duvar olmaz Cezayir. Müsaade et, yanında kalan. Ha? Beyler, Yavuz at kendi yemini kendi arttırır. Yavuz olmayan at kendi yemini çabuk bitirir. Şimdi varın gidin yolunuza. Benden size tavsiye. Bir daha da karşılaşmayalım. Evet ağalar. Buyurun. Galiba yanlış duydum Vedat. Arsamı Cezayir'e verdim ve aradan çekildim mi dedin? Evet. Elimden başka bir şey gelmez Erman. Ne diyeceğim? Zorla karınla çalışacağım mı diyeceğim? Adamla papaz olurdu. Beceriksiz herif. Yapman gereken tek şey Leyla'ya bir depo aldırıp malı oraya koymakta onu da eline yüzüne bulaştırdın. Ya siz biraz da suçu kendinizde arasanız Taziyev, ha? Silah ambargosu koymasaydınız, Cezayir masayı dağıtmazdı. Adamın kimseye güveni kalmadı. Ha, eğer bana dokunmuyorsa, süslü ve malkaralı gibi uyuşturucu satmadığım için. Kendini haklı görüyor olabilirsin Vedat. Fakat biz bu noktaya Cezayir Komar'ı öldürdüğü için geldik. Bizim ana hedefimiz masayı dağıtmaktı. Bunu da senden hiçbir yardım almadan başardık. Madem artık Leyla da senin kontrolünde değil, o zaman sana da ihtiyacımız kalmadı demektir. Dur, dur. Dur, 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 dur. Dur. Seni ateşin elinden kurtardığımda ne dedin? Ne dedin? İyiliğin karşılığını bir gün göreceksin. Sözünü tutmayacak mısın? Pekala. Canını bağışlayacağım. Ama
hala işe yaradığını bana kanıtlaman gerek. Leyla'nın evleri bitirebilmesi için Cezayir'e bir müteahhit bulması gerekiyor, değil mi? Onun kim olduğunu sizin için öğrenirim. Siz de karşınıza alırsınız. Uygun bir dille ne istediğinizi anlatırsınız. Ve sizi de reddedeceğini zannetmiyorum. Eğer bu söylediğini yapabilirsen aramızdaki ilişki pamuk ipliğine bağlı kalarak devam edebilir. Ama yapamazsan Cezayir'e gider ve arkasından çevirdiğim bütün dolapları teker teker anlatır ve Cezayir'i Azrail'in yaparım. Şimdi evimi terk et. Bir kez olsun beni dinlemenizi beklerdim Erman Bey. Bıraksaydınız beynini dağıtsaydım. Bu saatten sonra Vedat bizim hiçbir işimize yaramaz. Musa. Farkında mısın bilmiyorum ama son zamanlarda aldığım bütün kararları sorgular oldum. Hala hayatta ve özgür bir adam olarak dolaşıyorsan onu bana borçlusun, unutma. Bunları sorgulamayı bırak ve işine devam et. Hayırdır? Nedir bu kepazelik ağalar? Muhatabımız sen değilsin kurban. Çağır Cezayir'i gelsin. Çağır Cezayir'i... Cezayir öyle her çağrılan yere gelmiyor Malkaralı. Hele ki çağıranlar adam değilse hiç gitmiyor. Uzatma kurban. Çağır şunu gelsin. Şunu mu? Senin maçan sıkıyorsa gir içeriye sen çağır. Süslü. Çocuklar açın yolu. Çağırsın bakayım çağırabiliyorsa. Hadi. Vay 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 vay.
Kahveden bu kadar adam toplayıp geldiğinize göre mesajım alınmış demektir. Aldık Cezayir. Hem de çok güzel aldık. Bizim mesajımız da sana bu. Biz ipini çektiğin adamlara benzemeyiz Cezayir. Yok Massari'miş, Zeydan'mış, Besmele'sizmiş. Hepsini toplasan yarımız etmez. Bundan sonra dişe diş, kana kan. Savaşsa savaş, barışsa barış. Ama hangini seçersen seç, şunu unutma. Geri adım atan biz olmayacağız. Madem geri adım atan siz olmayacaksınız, madem başkalarına da benzemiyorsunuz, o zaman niye duruyorsunuz? Sıksanıza. Hadi. Hadi. Bizi zorlama Cezayir. Bak bunca adamız burada. Yaparız biliyorsun. E ben de onu diyorum işte. Hadi yapın. Niye duruyorsunuz? Hadi. Sıksanıza. Yoksa arada size de mi denk gelir diye tırsıyorsunuz? Ki gelir. Derdimiz ölmek ya da öldürmek olsaydı bu kadar dil dökmezdik bile. İşimize çomak sokma, biz de seni çomaklamayalım. Halen daha bir işin varsa tabii. Şunu da unutma. Bugün burada birbirimize silah çekecek noktaya geldiysek hepsi senin yüzünden. Çünkü bizi Erman'ın kucağına iten sensin. Çok merak ediyorum. Ulan eve gidip kafanızı yastığa koyduğunuzda bizi uyuşturucu satmaya Cezayir zorladı deyip rahat mı uyuyorsunuz? Beyler, size 2 gün süre. Rahat rahat gezin, dolaşın, yiyin, eğlenin. Ne yapıyorsanız yapın. Ama 2 günün sonunda karabasanınız olacağım. Kaybedeceğim bir savaşa girmek istiyorsan senin tercihin. Erman'ı da Amerika'yı da karşına aldın. Şimdi bizi de karşına alıyorsun. Öyleyse ruhuna El Fatiha Cezayir. Süslü bak. Eninde sonunda birileri arkamızdan bir Fatiha okuyacak. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Siz olmayacaksınız. Söyle Cezayir. Bunların fabrikalarında çalışan bütün herkesin tam liste kimlik bilgilerini istiyorum. Tamam. Hallederiz de. Niçin istiyorsun? Var bir bildiğimiz. Sandıkçıoğlu, ben diyorum ki biz bu Atakan'la buluşup bir konuşsak. Biz ne konuşacağız ki Atakan'la? Ambargoyu,
Koskoca devlet ambargonun bitmesini bekleyecek değil ya. Tabii ki bir yerden delinmesini bekleyecektir. Diyelim ki arkadaş, biz varız, bizi kullan. Zanzila, ben sana bir şey soracağım. He. Harbiden düşüne düşüne abone mi düşündün sen? He. Beğenmedin mi? Ulan ben beğensem ne olacak, beğenmesem ne olacak ya? Ha o dediğini devlet edecek olsa Cezayir ne nedir onu? Bize ne ihtiyacı var ki? Ya sen şimdi koca devletin yerinde olsan, Cezayir'le mi iş yapmak istersin yoksa üç kişiyle birden mi? Unutma ki biz bu memlekette en fazla silah satan tüccarlardık. Devlet bunu göz ardı edemez. Orası öyle değil mi? Bana bak, biz şu Vedat'ı da alsak mı yanımıza diyorum ben. Ne de olsa emicesinden kalan bir silah fabrikası var adam. Ya bırak şimdi Vedat falan. Biz ikimiz yeteriz. Canzala, az önce sen demedin mi ne kadar çok olursak o kadar iyi olur diye? Baba, sen biraz abartıyorsun abi işi ha. Hey, peki peki. Ya hadi iç artık şu kahveni de. Kaçak liseli aşıklar gibi gizli saklı yerlerde görüşme işine bir son versek. Zaten herkese karşı deşifre oldunuz. Herkese karşı değil. Erman'la görüşmeyi sürdürdüğüm müddetçe bu buluşmalar da böyle devam edecek. Ayrıca bir de Cezayir meselesi var. Bana çalıştığını bilmiyor değil mi? Söylesem ne fark edecek? Elime ne geçecek ki? Zaten sizi biliyor. İsterse kendi görüşür. Cezayir'le yüz göz olmak istemiyorum. Dengesiz bir adam o. Ayrıca devlet ona niye bu kadar güveniyor? Hala anlamış değil. Neyse işimize bakalım. Avukatla konuştun mu? Konuştum. Bana Radovan Samaç'ın Türkiye'de yaşayan bir kız kardeşi olduğunu söyledi. Nasıl yani? Radovan yaşıyor da kız kardeşini Türkiye'ye mi göndermiş? Hem savaş suçlusu bir Sırp kız kardeşini buraya neden göndermiş olsun ki? Yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Zaten kız kardeşini de o göndermemiş. Radovan'ın ailesi de savaşta ölmüş. Komşuları olan Müslüman bir ailede bebeğe sahip çıkmış. Sonra da Türkiye'ye göçmüşler. Yani diyorsun ki Radovan yaşıyorsa kız kardeşiyle görüşüyor olabilir. Aynen öyle düşünüyorum. Sorularımızı ancak bu aileyi bularak cevaplandırabiliriz. Konuşmandan öyle anlıyorum ki onu bulmam için benden yardım istiyorsun. Mültecilerin ve sığınmacıların kayıtlarına ancak siz ulaşabilirsiniz Müfit Bey. Lütfen bu aileyi bulmama yardım edin. Ne oldu Müfit Bey? Ailenin yerini biliyorsunuz da bana mı söylemiyorsunuz? Yok, hayır. Yalnız ben Radovan'ın ismini sana verirken Cezayir'in üzerindeki elim olacağın için vermiştim. Şimdi benden bir şey istiyorsan karşılığını vermek zorundasın. Peki. Süslü ve Malkaralı'nın Erman'la birlikte uyuşturucu işine girdiğinden haberiniz var mı? Nasıl olmuş bu iş? Şimdi şöyle. Silahlarına konan ambargoyu aşmak için Erman'la anlaşma yapmışlar. Aptal herifler. Onlar devletin legal silah tüccarlarıydı. Böyle bir duruma devlet müsaade eder mi sanıyorlar? Cezayir çoktan harekete geçti bile. Onlara göz açtırmayacaktır. Evet de Vedat, Sandıkçıoğlu ve Cancal Ağa eğer Cezayir'in yanında yer almazlarsa Amerika'yı arkasına almış olan Erman ve Erman'ı arkasına almış olan Malkalı ve Süslü ile tek başına baş edemez. Müfit Bey, Cezayir artık bunların hiçbiriyle çalışmak istemiyor. İkna et o zaman. İstesem de edemem. Cezayir bu konuda babasını bile dinlemez. Kimseyi dinlemiyorsa devletini dinler o zaman.
Ay benim yengem, hoş geldin. Hoş bulduk. Cezayir burada değil mi? Burada yenge. Ama keşke gelmeden arasaydın. Niye? Kocamı görmek için randevu mu alacağım Demir? Yok yok, ondan demedi yenge. Şimdi dayım bazen burada olmuyor. Hani sen boşuna bekleme diye. Şimdi burada, merak etme. Neyse, ben sürpriz yapmayı seviyorum. Dursun bana yardım et. Edeyim yenge. Gel. Amca. Seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Önemli mi? Önemli. Oo Leyla, hoş geldin. Hoş bulduk. Abi, konuşuyor muydunuz? Ateş, kusura bakma. Yok yenge, önemli değil. Sonra konuşuruz. O ne? Ya gelirken elime hoş gelmeyeyim dedim. Çocuklara pasta aldım. Hayır, ben bunu götürüyorum o zaman içeri. Gel kuzen. Hayırdır? Yüzünde güller açıyor Leyla Sultan. Evet, keyfim yerinde. Nihayet çalışabileceğim bir ortak buldum Cezayir. Hı. Ortak. Kimmiş orada? Göstereyim. Olcay Kerimitçioğlu. Yurt dışında bir sürü firması var. Müteahhit, aynı zamanda mimar. Golf mu oynuyor bu? Evet Cezayir, senin için bir mahsuru mu var? Yani ne bileyim, o fotoğraf vardı, onu gösterdim. Ne mahsur olacak benim için? Ben de elimde sopayla bazen bir yerlere vurmayı seviyorum. Adam işinde en iyilerden biri. Üstelik projemi çok beğendi. Bitirir bitirmez yenisine başlayalım dedi. Yenisine? Hemen. Söyleyeyim. Leyla, ben birisiyle ortaklık yapmadan veya bir işe başlamadan önce falan bana önce söyle, bir araştırayım bakayım demiştim sana, değil mi? Cezayir, adam güvenilir bir isim, güvenilir bir marka. Sence ben salak mıyım? Öyle olmasa ortak olur muyum? Vedat da sana göre güvenilir değil mi? Cezayir, Vedat'la çalışmamı istemeyen sensin. Çalışmayacaksın onunla dedin, tamam dedim. Bu yeni biri, şimdi sorun ne? Ya ben sana çalışma demiyorum. Adam neyin nesi, necidir bir bakayım diyorum. Ayrıca sen niye tutturdun ortak ortak diye ya? Ha? Nedir bu ortak derdi? Hayır, anlamıyorum. Her şeyim var. Ha illa bir ortak arıyorsan buyur, olayım ortak olayım. Buyur, ortak. Kaç kere konuşacağız bunları? Kaç defa söylemem lazım sana Cezayir? Ben kendi işimi yapmak istiyorum. Senin güdümünde bir iş yapmak istemiyorum. Ortak olmak istemiyorum ben. Sen benim çalışmamı mı istemiyorsun? Allah Allah, ya ben senin çalışmanı niye istemeyeyim? Niye saçmalıyorsun? O zaman bulduğum ortakları bahane edip durma. Tamam, bak. Adamı araştıracağım, soruşturacağım, emin olacağım. Ondan sonra ne istiyorsan yapacaksın, tamam mı? Bir sürü ortağı var. Binlerce çalışanı var. Hiçbiri bu adamı araştırmamış, körü körüne onun için mi çalışmış? İsterse Dünya İnşaatçılar Birliği Başkanı olsun. Araştıracağım. Tamam Cezayir, ne yapıyorsan yap. Gerçekten. Yani ben buraya mutlu bir haber vermek için geliyorum. Her zamanki gibi hevesimi kursağımda bırakıyorsun. Neyse, boş ver. Sen yine bildiğini yapacaksın değil mi? Evet. İyi. Bak, sana bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra ben de kendim bildiğimi yapmaya başlarsam... işte o zaman sen düşün. Sen ne yapacaksın acaba? İşinin de, inşaatının da. Ömer, ateş! Amca, ne oldu? Bir herif var Nedad'ı. Olcay Kiremitçioğlu. Şu herif neyin nesi, necidir bana bir bulun bakayım. Ne iş yaptığı belli mi reis?
İnşaatçı mı, mühendis mi, mimar mı neymiş? Akşama kadar bütün bilgileri istiyorum. Tamam reis. Şu Leyla'nın getirdiği pastadan da verin lan bana biraz. Pastada. Ne var? Hadi. Merhaba başkanım. Cancalı ha. Sayın başkanım, bizi kırmadınız, geldiniz. Teşekkür ederim. Efendim görevinize geri gelmişsiniz, tebrik ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet beyler, sadede gelelim. Burada olmamızın sebebi nedir? Efendim, durumumuzu biliyorsunuz. Amerika bize ambargo koyduğundan beri dışarıya çakı bile satamıyoruz. Fabrikalarda üretimimizi durdurduk. Kaçak silah da satacak değiliz. Yani vaziyetimiz iyi değil başkanım. Şimdi sayın başkanım, biz kendi kendimize bazı önlemleri aldık. Fakat öncelikle yüce devletimizin bu konuda ne düşündüğünü öğrenmek isterim. Ambargoyu kaldırmak için bir takım resmi görüşmelere başlandı. Lakin bu nasıl sonuç verir hiçbirimiz bilmiyoruz. Kusura bakmayın ama biz resmisini de sormuyoruz. Gayri resmi neler yapılıyor onu öğrenmeye çalışıyoruz. Yani devletimiz bu ambargoyu eninde sonunda delecek. Fakat bunun için bir planı var mı onu merak ediyorum. Beyler, talep ettiğiniz bilgiyi ne doğrulayabilir ne de reddedebilirim. Bu ne demek oluyor başkanım? Biz bir şey anlayamadık da. Şimdi siz benden, yani devletin resmi istihbarat görevlisinden gayri resmi bir bilgi talep ediyorsunuz. Ambargo kalkacak mı? Kalkacaksa nasıl kalkacak? Ben de size diyorum ki bu bilgiyi ne doğrulayabilir ne de reddedebilirim. Buraya gelme sebebimiz, yani ambargo delinecekse devletin hizmetinde olduğumuzu söylemek içindi başkanım. Devletimizin bu iş için öncelikle Cezayir'i tercih edeceğini hepimiz biliyoruz. Fakat ne der büyüklerimiz? El elinen, değirmen yelinen diyorlar. Yani biz diyoruz ki dördümüz bir araya gelirsek ha bu işi daha kolay hallederiz ha. Yani böyle düşündük de bir sorun var. Cezayir'i ikna edemiyoruz. Ha. Bu noktada dedik ki eğer siz konuşursanız belki ikna olur. Beyler, devlet çalışan ve üreten her iş adamını takdir eder ve destekler. Bunu böyle bilesiniz. Başkanım şimdi siz öyle resmi cevap verdiniz ki yani ben ona bir şey anlamadım. Siz şimdi Cezayir'le konuşacak mısınız, konuşmayacak mısınız? Ne anladıysanız o sandıkçı o. Tamam. Evet beyler, size iyi günler. İyi günler sayın başkanım. İyi günler başkanım. Müfit Bey, tam istediğimiz gibi onlar da Cezayir'le birlikte çalışmak istiyorlar. Yalnız birimizin onu ikna etmesi gerekiyor. Ula benim kafa oldu 1500. Siz abonun dediğimden ne anladınız? Şimdi bu konuşacak mı, Cezayir'le konuşmayacak mı? Benim anladığım konuşacak. E konuşacaksa onu dümdüz söylese ya bize ya. Lafı ne dolandırıp durayı? Yani resmi olarak bir şey diyemiyor sanki. Ya Cancala, Cezayir'e gelince bunun resmisi, gayri resmisi olmuyor. Bize gelince mi oluyor ya? işte o da Cezayir'in farkı be sandıkçı olur. Ne yaparsın? Evet anladım, dinliyorum. Cezayir, istediğin gibi işçilerin listelerini çıkardık. Yani şöyle bir mesele var. Bu süslünün fabrikadaki işçiler ambargodan sonra işi bırakmışlar. Onun için fabrikası kapalı. Ama Malkaralı'nın fabrikası açık faaliyette.
süslü üretimi durdurdu. Ama ona yetecek kadar bence en az bir aylık stoğu var. Fabrikasında kimse çalışmıyor şu an. Ama Malkara'nın fabrikasına ortak olmuş olabilir. Böylece silah satıp sürekli uyuşturucu tedarik edebilir. Silahı veriyorlar tamam da Erman bunlara bu kadar uyuşturucuyu nereden verecek? Nereden verecek? Gedikali ile Kostu'nun gemileriyle getiriyordur. Yani tedarik zincirinin iki ucu da beslenmeye devam edecek. Allah'tan bu Zeydan'ı da besmelesiz öldürdük. Yoksa uyuşturucu sokaklara kadar inip satılacaktı. Şimdilik abi, Erman'ın elinde Malkaralı'yla süslü var. Onları devreye sokacaktır. Peki sen ne diyorsun? Nereden başlayalım temizliği? Şimdi bu tedarik zincirinin iki ayağı var diyorsunuz. Bunlardan bir tanesi hem silah üretiyor ve uyuşturucu alıyor. Aynı zamanda da bunu dağıtmaya hazırlanıyor. Öyle mi? Demek ki biz önce süslüyü ve Malkaralı'yı ortadan kaldıracağız. Abi. Reis. Bu Malkaralı'nın fabrika gece çalışıyor mu? Bildiğim kadarıyla hayır. İyi. En azından işçilerin canı yanmayacak demektir. Bu gece eş zamanlı bir operasyon yapacağız beyler. Ateş. Amca. Sen bir kısmınızla bu Malkaralı'nın fabrikaya dalacaksınız. Geri kalanıyla 15'li süslünün depoyu patlatacak. Ortada ne depo kalacak ne fabrika. Her şeyi ortadan kaldıracaksınız. Tamam reis. Merak etme amca. Ortada hiçbir şey kalmayacak. Bu arada bu listedeki bütün işçilerin hepsini bizim fabrikaya yerleştirin. Kimsenin ekmeğiyle oynamayalım. Süslününkiler de dahil. Olur Cezayir, hallederiz. Hadi bakalım beyler. Kazanız mübarek olsun. Eyvallah reis. Merhaba Berfin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çiçeklerini almayacak mısın? En sevdiklerini seçtim. Teşekkür ederim. Buyur. Baban yok mu? Hayır, işleri varmış. Geç gelecek. O zaman baş başayız, öyle mi? Güzel. Otursana. Oturayım. Sen hiç zahmet etme. Ben kendi servisimi kendim yaparım. Sen niye gerginsin böyle? Şey, belki yemeklerimi beğenmezsin diye. Yemekleri sen mi yaptın? Hayatım, sen bir şey yaparsın da ben beğenmez miyim? Hı? Nefis olmuş. Afiyet olsun. Merak ettim. Leyla ile ilgili anlatacakların neler? Leyla ile mi? Hı. Hayatım dedin ya Leyla ile ilgili çok önemli bir şey öğrendiğim, sana da anlatmak istiyorum. Evet. Şey. Ne?
Berfin ne oldu? Çocuklar, bakın hele Vedat bir şey istiyor. Şş, bana bak. İçeri gelin de şu itici taşıyalım. Demir, kaç tane C4 aldın? 20 tane yeter mi? 50 tane alsaydın oğlum 20 yetmez. Üçüncü Dünya Savaşı mı çıkaracağız lan? Abi, koskocaman mekan. Tedbirli olmakta fayda var. İyi yapmışsın. Bunlara az bile. Habib. Yılan. Amca hazırız. Biz de hazırız reis. O zaman şenlik başlasın.
Candan, dur yapma! Seni öldüremeyeceğimi sandın, öyle değil mi? Şerefsiz! Yapma! Yapma! Seni köpek leşi gibi gömeceğim buraya. Sen salaksın! Aptalsın sen Candan! Aptal ha? Aptal! Sen gidip Cezayir'e söyleyecektin, öyle mi? Cancal karına saldırdı diyecektin. Hadi buyur git söyle. O besmele sizin de söyleyemez. Artık hoca tarafta birbirinize söylersiniz. Allah'ıma imanıma oradan çıkarıp kafana sıkarım senin. Sen salaksın. Aptalsın sen Cancal, aptalsın. Aptalsın sen Cancal. Sende var ya 5 yaşında çocuğun zekası yok. 5 yaşındaki çocuk kadar zeka yok. Seni diri diri gömmek istemeseydim çoktan gebertirdim lan. Sık lan! Sık mabadımın ağası sık! Sıkmazsan adam değilsin. Sen de zaten zeka olsa şu sözü bilirdin. İki kişinin bildiği sır değildir. Ya. Ne diyorsun lan? Diyorum ki sen beni öldürmeye çalışırken Leyla'yı da okkanın altına attığını Erman da biliyor ya. Ne oldu? Durun lan. Ya. Besmelesiz kardeşim. Toprağı bol olsun. Erman'a ölmeden her şeyi anlatmış. Yalan. Yalan söylüyorsun. Gebertirim lan seni. Gebert lan, gebert. Ama şunu da unutma. Hadi ben sana Berfin için katlanıyorum. Ama Erman çekme. Ya. Erman sana acıma. Sen beni öldürdüğünde Erman kapına dayanır. Ondan sonra artık sen onun uyuşturucusunu mu satıyorsun? Yoksa o seni Cezayir'e mi satıyor? Vallahi o işte bilinmez. Lan ben kendimden vazgeçmişim. Şu saatten sonra senin gibi bir şeytanla anlaşırsan geberim daha iyi. Baba bırak. Allah'ından bulsun. Ne istiyorsa onu yap lütfen. Bak kızın ne güzel konuştu gördün mü? Aferin Berfin. Akıllı kız bu senin gibi değil. Dinle bence. Hem bir şey söyleyeceğim bak sana. Biz bu dünyadan göçersek Berfin'i rahat bırakır mı? Hı? Soruyorum ya bırakır mı? Hayır. İşte o yüzden ikimizin de ölmesine gerek yok. Tamam. Hadi bakalım çıkar beni buradan. Sonra evimize gidelim. Berfin'cim güzel yemekler yapmıştı onları yeriz. Sonra da güzel bir aile sohbeti yaparız ya. Ha? Sessiz sessiz seni seyretmeyi seviyorum. Cezayir.
ses vermiyorsun, orada öyle duruyorsun, korkuttun. Hoşuma gidiyor seni böyle sessiz sessiz seyretmek. Aa, anladım. Yani ben konuşmayınca beni daha çok seviyorsun. Ben öyle mi dedim? Konuşmasam bile yüzünü seyretmeyi seviyorum dedim. Cesaret dur, şimdi kapıdan biri girer. Ne yapayım? Alarm mı taktırayım? Lan kendi evimizde karımıza sarılmaya korkar olduk arkadaş ya. Zaten çok işim var, çalışmam lazım. Geceyi bekle. Bak ne diyeceğim, şu Olcay var ya, araştırdım. Temiz çıktı, sıkıntı yok, çalışabilirsin. İyi, güzel. Yani onayını aldım artık. Öyle mi? Çok teşekkür ederim Cezayir, karına güvendiğin için. Allah razı olsun. Güya ben de kendi işimi yapıyorum. Ne şimdi? Sen araştır demedin mi? Dedim. Demek zorundaydım çünkü öyle demeseydim sen izin vermeyecektin. İşte ben buna üzülüyorum, anlıyor musun? Ya yardım etmeye çalışıyorum da yardım. Nasıl bir yardım bu Cezayir? Attığım her adıma sen karar vereceksen o zaman ne anlamı kalıyor? Anlamadım. Ha ben senin neyine karışıyorum? Ha? Onu öyle çizme, böyle çizme mi dedim? O çimentoyu alma, bu çimentoyu al. Şu demiri alma, bu demiri al mı dedim ben sana? Ne dedim ya? Vedat peki? Başından beri istemedin. Ya Vedat başka. Nasıl başka? Hepsi aynı işte. Ha Vedat, ha Olcay, ne fark eder? Bence senin sorunun ne biliyor musun? Erkek müteahhit olması. Kadın müteahhit olsaydı sen böyle yapmayacaktın. Hadi bakalım, buyurun. Şimdi sen lafı döndürdün, dolaştırdın, kıskançlığa mı getirdin? Nereye bağlayayım başka? Her seferinde sen söylemiyor musun? Ben senin çalışmana karşı değilim, tabii ki çalışabilirsin. O zaman problem nerede? Erkek olmasında. Leyla bak, kadın olsun, erkek olsun fark etmez. Ben senin çalışacağın herkesi araştırtırım. Niye biliyor musun? Çünkü dönüyor, dolaşıyor, bana dokunuyor. Ve arkasından her şeyi toplamak da bana düşüyor. Bundan sonra hiçbir şeyin ucu sana dokunmayacak Cezayir. Her şeyi ben halledeceğim, merak etme. Tamam mı? Mecbur kalırsam da kendimi nasıl koruyacağımı biliyorsun. Ne yapacaksın? Ha? Geçen seferki gibi çekip vuracak mısın? Tamam, daha fazla bu konuşmaya devam etmeyeceğim. Ne demek daha fazla? Devam etmeyeceğim konuşmaya. Öyle tartışmayı başlatıp çekip gidemezsin. Giderim. İstediğim yere giderim Cezayir. Hiçbir yere gidemezsin. Günaydın Pırıl. Günaydın, günaydın canım. Oh, hoş geldin. Hoş geldin canım derken tabii. Ama lafın gelişi söyledim ya. Otursana. O gece beni o adamın elinden kurtardığın için teşekkür etmek istedim sana. Eyvallah. İşte ne yapayım diye düşünürken kahvaltı ısmarlayayım bari dedim. Kahvaltı tabii. Ben bizi o akşam o şekilde görme... Bir de... Elim boş gelmeyeyim diye sana hediye aldım. Hediye. Açayım. Aç. Renkler falan. Çok yakışır sana. Çok iyi. Üstünde görseydim ya. Nasıl yani? Dene işte. Burada mı? Burada. Tuvalette falan dene hadi. Yok ya, ben onu evde giyerim. Allah aşkına ya, kırma beni. Hadi bir göreyim üstünde hadi. Hadi. Görsün. Öyle olsun bakalım.
Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Olcay Bey. Alnımızın akıyla çıkarız bu projeden. Çıkarız çıkarız. Hiç endişelenmeyin Leyla Hanım. Benim bugüne kadar yarım bıraktığım proje hiç olmadı. Harika. Kutlama için bir pasta falan keseceğiz diyordun. Ne oldu? Doğru. Unuttum. Hemen çocuklara söylüyorum. Getirsinler. Hiç gerek yoktu. Ya, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eşim gelmeden sizi bir konuda uyarayım ben. Olcay Bey. Uyarım. Hangi konuda? Leyla bu işin olması için çok hevesli. Gece gündüz ne kadar çok çalıştığını ben gözlerimle gördüm. Yani emekleri boşa çıkarsa çok üzülür. O yüzden ona herhangi bir zorluk çıkarmanızı herhangi bir aşamada istemem. Endişenizi anlıyorum Cezayir Bey. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Ben çözüm odaklı birisiyim. Ben odak modak anlamam. Neticeye bakarım. Herhangi olumsuz bir şey görürsem veya duyarsam direkt bunun hesabını sizden sorarım. Derdimi anlatabildim mi? Çok iyi anlattınız Cezayir Bey. Vay vay. Ay çok yakışmış. Vallahi billahi çok yakışmış. Ne mi diyorsun? Çok yakışmış da almasaydım keşke. Anlamadım. Yakıştı demedin mi? Yakıştı işte. Şimdi bir ton kadın sana bakacak. Kıskanç kadınım ben. Ne? Bana bak Habit. Bana bu masada söz ver. Sana bakana edene bakmak yok. Tersim pis benim. Şimdi saçını başını yoldurtma insanların bana. Bak Pırıl. Biz bunu daha önce de konuştuk. Ben senin abin pozlarında olacaktım. Sevgilin değil. E ne var canım? Sevgilin pozu da yaparsın. Bak bana havaya girdim bile. Ya bu ki... Oy canım benim. Ben kalkayım. Şimdi reis bekler, işler var. İyi de kahvaltı ne olacak? Kahvaltı yaparız ya, kahvaltı. İyi tamam. Başka bir şey yaparız. Nasıl da seke seke gidiyor kara mürsel sepetim benim. Abiymiş. Vedat. Dün gece bana çok güzel oyun oynadınız. Vedat sen bırak. Aha. Hadi babandan beklerdin de senden hiç beklemezdim ben. Bırak Vedat, nefes alamıyorum. Tek isteğim aile olmaktı sizinle be. Bunu kullandın değil mi? Ne ailesi Vedat? Hem senin hayatında başka biri varken böyle bir şeyin olması mümkün mü? Oyundu. Seni kıskandırmak için bir kadına para verdim. Vallahi işe de yaradı. Hiç boşuna saklama. O gece gözlerinde gördüm. Sen beni seviyorsun. Ne sevgisi Vedat? Sadece kadınca bir refleksti o. Bana yalan söyleme. Vedat bak, artık ne söylediysen yaptım. Babamı da beni de rahat bırak. Sen bensiz yaşayamazsın Merve. Ayrıca ben buna izin vermem. Hem biz çok iyi bir ikiliyiz. Gerçekten. Benim Cezayir'le olan savaşımda sana ihtiyacım var. Ne savaşı Vedat? Artık masa da dağıldı gitti. Cezayir'in karısıyla da artık bir ortaklığın yok.
Sen bunu nereden biliyorsun? Hı? Cezayir sana böyle şeyler mi anlatıyor? Leyla şirkete gelmişti. Cezayir'le konuşurken duydum. Senin yerine yeni bir ortak bulmuş kendisine. Kim? Kimi bulmuş? Erfin kim? Ya bırak kolumu. Olcay Kiremitçioğlu diye biri. Hayırdır beyler? Karadeniz'de gemileriniz mi battı? Hiç senin goy goyunu çekecek durumda değiliz Taziyev. Erman'la görüşeceğiz. Erman Bey'in bundan haberi var mı? Ulan zaten cinlerim tatamda, sıkarım kafana! Size bir şey söyleyeceğim beyler. Dua edin de Cezayir sizin kafanıza sıksın. Bana kalırsanız var ya. Vah vah. Buyurun beyler. İndirin çocuğu. Siz ne düşünüyorsunuz beyler? Sizce rekabet edebilecekler mi? Bakıyorum bugün Taziyev'in de senin de keyfiniz pek yerinde Erman Bey. Ama olanları duyunca bakalım böyle sırıtabilecek misiniz? Dün gece Cezayir Malkaralı'nın silah fabrikasıyla benim depoyu havaya uçurdu. Ardından da bize şöyle bir mesaj atmış. Tövbe edip ayaklarıma kapanmanız için 24 saatiniz var. Peki ya senin silah fabrikana ne oldu Süslü? Çalıştırabilecek işçi bulabiliyor musun diye bir sorsana. Cezayir'in korkusundan kimse çalışmaya yanaşmıyor. Az kaldı. Ben de kapatacağım. Senin anlayacağın, elimizde silah falan kalmadı. Biz bittik. Peki buna neden benim üzülmem gerekiyor? Silah yoksa uyuşturucunu alamıyoruz. E alamadığımız uyuşturucu da elinde patlıyor. Zeydan ve Besmele'siz de yok artık. Kime sattıracaksın malını? He. Gedik Ali ile Koslu var deme sakın. Onlar yeni bir satış ağı kurmak için çok zaman harcarlar, sana söyleyeyim. Siz silah satmıyor musunuz? Ne vakitten beri bir uyuşturucu ağınız var ki? Taziyev, biz Gedik Ali ve Koslu gibi memlekete dün gelmedik. İstediğine sor. Bu alemde bizi herkes tanır. Dağıtımı yapacak adamları bulmak bir haftamızı alır. Peki bu durumda benden ne istiyorsunuz? Bize kredi aç. Kredi. Ha,
Kredi. Kredi. Bak onun için bu benim bahçeden çıkacaksın, sağa döneceksiniz, rampadan aşağı sal. Böyle 3-4 kilometre falan gidin. Orada köşede bir tane büfe var, tamam mı? Onun yanında da bir tane banka. Ha, oraya başvuracaksınız. Ama gösterecek teminatınız, mal mülk falan da yok değil mi şimdi? Cık. Vermezler. Biz senden para istemiyoruz Erman. Uyuşturucu istiyoruz. Siz az önce silahımız yok demediniz mi? Yok kardeşim, yok. Ama vereceğiniz her parti malın satışından sonra borcumuzu peyderpey öderiz. Ya silah satamıyoruz dediniz, ambargonuzu kaldırdım. Şimdi silahımız kalmadı. Bana uyuşturucu ver diyorsunuz, dileniyorsunuz. Bakın ben sizin yerinizde olsam bu utançla yaşayacağıma ya bu ülkeden çeker giderdim. Ne yapalım peki Erman? Sen söyle, ne yapalım? Erman Bey, hı. Bunları ne yapsınlar biliyor musunuz? Ne yapsın? Kafalarına sıksınlar. Ama dışarıda sıksınlar çünkü çocuklar halıları yeni yıkattı. Hı hı. Benim daha iyi bir fikrim var. Cezayir'e gücünüzün yetmediği belli. Ama Cancal ve Sandıkçıoğlu tam dişinize göre. Bence onların silahlarını bana teminat olarak getirin. Ben de size uyuşturucu vereyim. Ne oldu? O amcalara da mı gücünüz yetmiyor? Ha? Tamam. Dediğin gibi olsun Erman. Ne halt edeceğiz şimdi ha? Ne halt edeceğiz? Gidip Sandıkçıoğlu'yla Cancal'ın silahlarına mı çökeceğiz ha? Önce gidip adam gibi konuşalım. Zaten silahlarınızı satamıyorsunuz, bize verin diyelim. Sizi de ortak edelim. Baktık laftan anlamıyorlar. O zaman gerekeni yaparız. Doğru söylüyorsun. Tamam. Yalnız ben derim ki Vedat'ın silahlara da talip olalım biz. Sandıkçıoğlu'yla Cancal eski kafalı herifler. Vedat'ı yola sokmak daha kolay olur. Ne dersin? Tamam. Oturun çocuklar, kalkmayın. Evet. Dün gece Malkaralı ile süsleye son dayağımızı attık. Elinize kolunuza sağlık. Eyvallah reis. Eyvallah reis. Daha evvel de söylediğim gibi 24 saat içinde Süslü'yle Malkaralı tövbe ederlerse ne âlâ. Etmezlerse dört kolluya bindirip cenaze namazlarını kıldıracağım. Reis, kusura bakma. Normalde hiç böyle geç kalmam ama başıma neler geldi. Anlatacağım. Ne var? Ne oldu? Reis? Yakışmış ama. Ne yakışmış? Gömleğin oğlum. Ben nasıl unuturum ya bu gömleği çıkarım. Evet, size şirketimizin yeni moda ikonunu takdim ediyorum. Bakayım şunu. Ama tarz kardeşim. Çok tarz olmuş. Çalışır. Gel. Kardeşim bu hazır mı yoksa özel dikim mi? Habib, bir şey diyeceğim. Nereden aldıysan söyle de biz gitmeyelim. Bir şey söyleyeyim mi? Yalnız bak, ben beğendim. Bu yazın çalışır. Bunun altına beyaz bir şort, üstüne bu. Kardeşim bir dur ya. Ama bir dur kumaşına bakalım bari ya. Bırak.
Allah aşkına ya. Ha bu bizim memleketin yaylalarına benziyor değil mi Dursun? Çiçekli çiçekli. Halil'im bu gece görüş balığına benziyor ya. Dön dön Habib abi dön kurban olayım gözümü alayım ya dön ya. Tamam oğlum ne kadar abarttınız şu durumu ya. Sakin olun ya artık. Ya Habib ben bir şey söylemek istiyorum. Bununla ilgili bir fikrim oluştu. Şimdi sen bunu operasyonlara giderken kişisel adamlar gülmekten sıkılmayabilir. Bir şey söyleyeyim bunu kullanalım. Bunu kullanalım. Buyur başkanım. Hı hı. Tamam. Tamam geliyorum. Ne istiyor Cezayir? Telefonda söyleyemem önemli dedi. Hayır olsun bakalım. Ya ne uzattınız ya? Bir açıklanır yani bunun. Şey... Oğlum, ben seni şu an ciddiye alamıyorum. Problem o. Tamam kardeşim. Abi... Tamam uzatmayalım. Rica edeceğim. Cezayir, hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur başkan, seni dinliyorum. Cezayir, uzatmadan soracağım. Amerikan ambargosunu dermek için bir planın var mı? Diyelim ki var. Güzel. O zaman bize de söyle, biz de sana yardımcı olalım. Bak başkan, Müfit'le sen bana köstek olmayın da... Yardım falan istemiyorum. Devletten izinsiz kitabın dışına çıkarak bir şey yapmayı planlamıyorsun değil mi? Kitabın dışına çıkacak derken... Ben bugüne kadar devletin aleyhine herhangi bir şey yapmadım. Tamam. O zaman lütfen bizden saklama. Amerikalıları ikna edecek bir yol mu buldun? Başkan... Eğer ben bir gün Amerikalılarla anlaşırsam bil ki ikimizden biri gereksiz demektir. Savaşmaya devam yani. Aynen öyle. Cezayir, bak daha önce de söyledim, şimdi de söylüyorum. Erman'la ve Amerika'yla tek başına savaşamazsın. Buna senin gücün yetmez. Madem bizi de arkanda istemiyorsun, o zaman yanına Cancal Ağa'yı, Sandıkçıoğlu'nu ve Vedat'ı al. Ne yapacaksan onlarla birlikte yap. Bu saatten sonra ne karanlıkta yatarım ne de kara düş görürüm. Aklımda öyle biri var ki bu üç isme de bedel. Kimmiş o? Senin de çok iyi bildiğini düşündüğüm biri Atakan. Çok güzelmiş Erman. Ne istiyorsun Vedat? Cezayir'in benim yerime bulduğu müteahhitin adını öğrendim. Olcay Kiremitçioğlu. Uluslararası bir inşaat şirketi var. Adam hem müteahhit hem de mimar. Sanki ben bu ismi Amerika'dan hatırlıyorum. Bravo. Leyla kendine iyi bir ortak bulmuş. Hele bir öncekinin sen olduğunu düşünürsek. Cezayir adamın yedi sülalesini araştırmıştır. Yoksa böyle bir şeye asla onay vermezdi. Araştırıp onay vermesi bizim için daha iyi. Çünkü Cezayir kendi bulduğu adamdan asla şüphelenmez. Hı hı. Evet. Gelinen noktada ben üzerime düşen görevi yaptım. Şimdi size düşen ise adamı bulup ikna etmek sadece. Bu konuda bizim Musa'nın iyi fikirleri var. Adamı ikna edeceğinden eminim. Hı hı. Tamam.
aramızda bir sorun kalmadığına göre ben artık gidebilirim. Görüşmek üzere. Ha. Sağlığına dikkat et. Olur mu? Esra? Hayrola, ne oldu? Sana söyledim. Oğlumu geri getirmen için elinden ne gerekiyorsa yapmanı istedim. Ama sen hiçbir şey yapmadın. Hayatım, oğlan kaç yaşında? Onu zorla mı eve getireyim? Güzellikle ikna et. Ben gururumu ayaklar altına alıp Sunan'ın evine gittim. O insanlarla muhatap oldum. Karşılığında terslenip evime döndüm. Oğlum için aynı şeyi yine yaparım. Senin hatalarını telafi etmek için ne gerekiyorsa yaparım. Ne hatası ya? Ne hatasından bahsediyorsun? Biz bunları konuşmadık mı? Ben her şeyi sizi korumak için yapıyorum. Ne kadar az şey bilirsen o kadar iyi. Anlıyorum. Ve söylediğin yalanlar için seni affettim. Ama oğlumun başına bir şey gelirse seni asla affetmem. Evine dönmeli. Güvende olmalı. Ben bir oğlumu kaybettim. Soysal'ı da kaybedersem yaşayamam. Merak etme. Soysal güvende. 24 saat izletiyorum onu. Geri getir oğlum İfit. Oğlumu geri getir. Onu da kaybedemem. Ne olur geri getir. Tamam, tamam. Sen sakin ol. Ben halledeceğim. Tamam. Soysal. Suna. Geldin. Demek inanıyorsun bana. Sana inanmıyorum. Bana ahkam keserken atıp tutuyordun. Hepimiz mutluluk oyunu oynuyorduk hani. Babanın en büyük hatasında direkt bir havlu attın. Ne oldu hemen? Suna, senin hiçbir şeyden haberin yok. Ben babamla yüzleştim. Benim babam tokat attı bana. Karşısında bir çocuk varmış gibi ben babamdan tokat yedim. Hukuk profesörü oğlunu dövüyor. Böyle bir şey var mı? Tamam da Soysal, babanın hatasının acısını da kendinden de annenden çıkarabilirsin. Annen de en az senin kadar acı çekiyor. Kadın bizim evimize geldi ya benimle konuşmak için. Annem evinize mi geldi? Evet. Hem de ailemin tepki göstereceğini bilmesine rağmen gururunu bir kenara bıraktı geldi. İyi olduğundan emin olmak için benim seninle konuşmamı istedi. Merak ediyor seni çok. Suna, benim hiçbir şey umurumda değil. Benim, senin dışında hiçbir şey umurumda değil. Tamam Soysal, o zaman benim için yaşamaya devam et. Benim için anneni ara, aileni affet. Benim için okula devam et. Benim için mutlu ol. Suna. Sen benim yanımda olduğun sürece ben her şeyi yaparım. Ben senin için her şeyi yaparım, tamam mı? Ben seninle ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Ama bir ihtimal var. O ihtimal de yeter bana. Yüzüğü al. Eğer bir gün benimle evlenmeye karar verirsen sakın hiçbir şey söyleme. Bu yüzüğü parmağına tak. Ben seni beklerim, tamam mı? Ben seni sonsuza kadar beklerim. İyi günler. İyi günler. Kimliklerinizi görebilir miyiz lütfen?
Neden? Bir problem mi var? Rutin kontrol hanımefendi. Siz buyurun kimliğiniz hanımefendi. Soysal Dağlaroğlu. Evet. Hakkınızda gözaltı kararı var. Bizimle geleceksiniz. Bir yanlışlık olmalı memur bey. Ben hiçbir şey yapmadım. Beyefendi, lütfen bize zorluk çıkarmadan buyurun gidelim. Memur bey, bir yanlışlık olmalı. Emin misiniz? Buyurun beyefendi, buyurun. Yemin ederim hiçbir şey yapmadım. Davetimi kabul edip geldiğiniz için teşekkür ederim Olcay Bey. Yani sizin gibi ünlü biriyle tanışmak bizim için şeref. Aman efendim, benim nerem ünlü? Altı üstü mimarız işte. Yok yok, öyle demeyin. Bence siz işinizde çok iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Biraz da şu yapmak istediğiniz 85 katlı gökdelenden bahsedelim mi? Hay hay. Bakın benim kafamda şöyle bir konsept var. Home sweet home. Mutlu ailelerin yuvası. Yani orada ben böyle iş yeri, ofis falan istemiyorum. Sadece aileler olsun. Güzel. Çok güzel. İsterseniz size böyle mutlu bir aile fotoğrafı gösterelim. Tabii. Neden olmasın? Musa'cığım. Bu Los Angeles'taki eşim, çocuklarım. Bu ne demek oluyor Erman Bey? Bundan sonra ailenizin güvenliği bizden soruluyor demek. Tabii bizim istediklerimizi yaptığınız sürece. Söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Derdiniz her neyse yanlış adama geldiniz. Otur. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Kim olduğumuzu bilmenizin inanın size hiçbir faydası yok. Ne istediğimize gelince, sizin Leyla Türk'le başladığınız inşaat işi ilgimizi çekti. Kendisi bazı inşaat malzemelerini koyabilmek için bir depo satın aldı. İşte o depoya bizim de bazı malzemelerimizin yerleştirilmesi gerekiyor. Tabii Leyla Hanım'ın haberi olmadan. O depoyu kanunsuz bir iş için kullanacaksınız değil mi? Ne? Kaçak mal mı? Yoksa tarihi eser mi? Yoksa... Aman Allah. Yoksa uyuşturucu mu? Fazla merak kediyi öldürür Olcay Bey. Bizim istediğimiz, sizin depoya koyacağınız inşaat malzemelerinin içine bizim vereceğimiz paketlerin de yerleştirilmesi. Bu kadar. Yoksa o elinizdeki fotoğraf ailenizi gördüğünüz son an olur. Ulan nereye kaldı bunlar? Niye gelmediler hala? Nereden bileyim? Buluşalım konuşalım dediler. Ben de tamam dedim. Ya bari sorsaydın ne konuşacağız diye. Sordum. Telefonda olmaz dedim Alkaralı. Thank you.
Söyleyin bakalım, ne istiyorsunuz? Ya Cancala, ağzını açar açmaz hemen diklenme. Daha düne kadar aynı masada oturuyorduk ya. Bizim sizlerle bir derdimiz yok agalar. Yani gönlümüzdeki yeriniz dün neredeyse, bugün de orada. Vay, 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 vay. Gözlerimiz yaşardı be. Ula geçin yıkama yağlamayı. Size buraya niye geldiniz onu deyin bana. Şimdi bizim bu Erman'la silahı ver, uyuşturucuyu al işi çok iyi gitti. Mal karalığıyla bayağı iyi bir para kazandık. Yani uyuşturucudan kazandığımız, silahtan kazandığımızdan oldukça fazla. İşlem basit. Silahı veriyoruz, uyuşturucuyu alıyoruz ama ufak bir sorunumuz var. Ürettiğimiz silah talebe yetmiyor. Bak sen. Biz de dedik ki, acaba bizimle ortak olur musunuz? Yani ambargo yüzünden silahlarınızı satamıyorsunuz. Bu ambargonun ne zaman kalkacağı da belli değil. Yani uzun lafın kısası, siz bizi beslerseniz biz de sizi besleriz. Dur bakayım, doğru mu anladım ben onu? Siz şimdi bol bol silah veriyorsunuz fakat hala Erman'a yetiştiremezsiniz, öyle mi? Ya dedik ya Sandıkçıoğlu, fabrikalarımız gece gündüz çalışıyor ama talebe yetişemiyoruz. Ha, fabrikalarınız. Duyduğumuza göre Süslü fabrikasının kapısına kilit vurmuş. Seninkisini de dün gece Cezayir patlatmış. Ha Süslü, bir de senin depo var dün gece gümbürtüye giden. Ulan siz her gece kör, alemi sersem mi sanıyorsunuz ha? Biz size ne dedik? Toz işinde biz yokuz demedik mi? Hadi bakalım. Yavaş yavaş basın gidin buradan. Hadi, hadi. Bu size hiç yakışmadı ağalar. Arkadaşımızsınız dedik. Mağdur olmayın dedik. Ayağınıza kadar geldik. Şu gördüğümüz muameleye bak. Boşuna nefesini tüketme Malkaralı. Ne halleri varsa görsünler. Açık. Bizim silahlara çökmek istiyorlar. Geç olmadan konteynerleri koruyan adamları arttırın. Oğlum benim kafa niye hep böyle geç çalışıyor? Hazır elimizin altındayken niye sıkmadık biz bunları? Abi!
arkadan dolaşalım. Arkadan dolaşalım. Arkadan dolaşalım. Arkadan dolaşalım ulan arkadan. Sesi söyleyemiyorum işte. Bizim silahları çalmadan konteynerlara gidelim. Hadi. Arayıp Cezayir'i uyaralım onu. Evet beyler. Ne oldu? Niye toplantı istediniz? Amca bu Süslü'yle Malkaralı'ya verdiğimiz sürenin dolmasına 18 saat kaldı. Yani reis diyoruz ki harekete mi geçelim bekleyelim mi? Niye? Saldırmalarından mı korkuyoruz? Yok reis. Ondan değil de baskın basanımdır ya. Bitene kadar bekleyecek miyiz gerçekten dayı? Oğlum bilmiyor musunuz? Ben sözümün eriyimdir. Biliyorum. Parmaklarınız kaşınıyor. Ama onlara süre verdim 24 saat. Nedamet getirmeleri için. Süre dolana kadar bekleyeceğiz. Reis. Sandıkçıoğlu'yla konuştum az önce. Sana ulaşamamış. Bu Süslü'yle Malkara'nın adamları bunlardan silahları istemiş. Bunlar da vermeyince adamlarını göndermiş, üzerlerine ateş açmışlar. Kimseye bir şey olmuş mu? Yok, olmamış reis. Cezayir, bunları iyice azıttılar. Kılıcı görmeden de salavat getirmeyecekler, besbelli. Ben onlara salavat için değil, kendi selalarını okutmak için söz verdim kurban. Onlara ölmeden kendi cenazelerini göstereceğim. Nasıl olacak bu reis? Abi, Ömer'le birlikte reklamcı bir dostumuz var. Onu görmeye gideceksiniz. Reklam? Reklamcıyla bizim ne işimiz olur reis? Bizim değil. Onların ihtiyacı olacak. Beyaz olmuş. Uyuşturucu işinde yediğim Musa. Ondan olabilir mi? Bak şimdi. Sakin olacaksın. Adamların malları indirir indirmez çekip gideceğiz. Allah kahretsin. Fena gidiyor. Sakin ol. Demesi kolay. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. İyi misiniz? Hasta gibisiniz biraz. Ya biraz midemi bozmuşum da ondan. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Demek bahsettiğiniz depo burası. Evet. Artık sizin. Bu bey kim? O Zeynel. Zeynel Özcan. Memnun oldum Leyla Hanım. Ben de öyle. Bizim tedarikçimiz. İnşaat malzemelerini bizim için tedarik edecek artık. Bu malzemeler nedir peki? Onlar seramik yer karoları. Yer karoları? Evet. İyi de biz daha inşaatın temelini atmadık ki. Niye böyle bir şey sipariş verdiniz? Aslında ben biraz ısrarcı oldum Leyla Hanım. Karoları ucuz bulunca hemen alalım istedim.
Anlıyorum. Ama belki ben seramik olsun istemeyeceğim. Belki mermer olsun isteyeceğim. Öyle değil mi? Evet, haklısınız. Aslında size sormalıydık. Kusura bakma. Sorun değil. Zeynel Bey, beyefendilere söyleyin yorulmasınlar. Tekrar yükleyin, geri çevirelim. Evet Zeynel. Leyla Hanım'ı duydunuz. Paketleri geri yükleyin. Hadi. Hemen olacaktı. Hemen. Ben size depoyu gezdireyim. Olur. Tamam. Geri yükleyeceğiz arkadaşlar. Bu kim şimdi? Birini bekliyor muydunuz? Buyurun. Kime Merhaba. Bakmıştınız? Ateş Bey burada mı acaba? Burada. Kim diyelim? Şey... Ya reis harbiden bu dediğini yapacak mı ya? Hala soruyor musun 15'li? Ömer'le Habib çoktan halletmişlerdi bile. Ulan var ya... Süslülüğe mal karalanın yerinde olmak istemezdim ha. Ben de, ben de. Ye! Abi. Misafirlerim var. Ateş Bey. Fransa'dan geliyorum Ateş Bey. Eski eşinizin bir arkadaşıyım. Size kızınızı getirdim. Çoluğuyla Cancal'a mesajımızı almışlardır herhalde. Elbette. Silahlarına çökünce başlarını taşlara vururlar artık. Yok ben uyuşturucu satmam bilmem ne. Vallahi Süslü bu yaşıma geldim anladım. Kibir harbiden bulaşıcı bir şeymiş. Bak bu Cezayir'in kibri bizim bu dangozlara kadar bulaşmış. Bak ne diyeceğim Malkaralı. Hı. Şu uyuşturucu işi tutarsa... Kendi masamızı kuralım ha. Ama böyle 3-5 kişiyle değil ha. İstanbul'da ne kadar mafya varsa hepsini toplayalım masaya. Olur mu olur vallahi. Bu Kostu'yla Getik Ali de gelir mi dersin? Oo, hem de nasıl gelirler. Erman'ın ağzının kokusunu çekmekten onların da midesi bulandı artık. Ne oluyor oğlum? Abi bunu görmeniz lazım. Niye oğlum? Abi sola baksana. Merhum uyuşturucu kaçakçısı Zeydan Yağcıoğlu ve Cabbar Özdemir'in yol arkadaşları... Adnan Gedikali ve Cevat Koslu'nun suç ortakları... İbrahim Malkaralı ve Nihat Tanrısevdi vefat etmişlerdir. Cenazeleri Salı günü Yeşil Cami'de kılınacak öğle namazına mütakiben kimsesizler mezarlığında toprağa verilecektir.
Ulu sözü dinlemeyen ulu yakalar. Salı günü cenazenizde görüşürüz.